Şikayetimiz yani üst personelden pek bir şikayetimiz yok. Fakat daha çok yani ikinci doktorların altından başlayan hemşire, temizlik elemanlarıyla ilgili sıkıntılar var. Yani elhamdülillah biz ayın 21'inde buraya acil iç kanamayla geldik. Pazar günü sabah. Ameliyat başarılı geçti. Ondan sonra yoğun bakıma alındı. Orada da bir sıkıntı yoktu. Yani temizliği şeyinde bir sıkıntı yok. Ama servise geçtikten sonra personelle kayıt davranıyor. Doktorlarla, serviste jinekoloji servisi. Jinekoloji servisinde. Yani doktorlardan memnunuz yani onların çalışma stillerinden. Zaten onlar muhatap olmuyorlar. Fakat hemşire ve alt yani temizlik elemanları hususunda kimse işini yapmıyor, görevini yapmıyor. Bir battaniye istiyorsun, 5-6 saate kadar getirmiyor. Çarşaf değişmesini söylüyorsun, 2 gün, 3 gün değiştirmiyor. Normal hasta ameliyattan çıkmış. Yani affedersiniz lavabo ihtiyacını normal ancak alafranga olursa, klozet olursa giderebilir. Servisin içerisinde klozet, tuvalet yok. Alafranga tuvalet yok. Sadece özel odalarda var. O da işte diğer özel odada yatan hastadan rica edin kabul ederse. Onlar da kabul etmiyor. Daha başka servise dönecekler hastalar. Orası da kirli. Zaten yürüyemeyen hasta mecbur başka servise gidip lavabo için gidecek. Gitmek zorunda kalıyor. Normalde sonda takılı hastalar işte sondalarını gelip değiştirmeleri lazım. Sondayı değiştirmiyorlar. İşte gidin alttan boşaltın, kendiniz boşaltın. Takılan serumu işte kapatın, biz gelip sökeceğiz. Bazen akşama kadar kalıyor. Ondan sonra gelip alıyorlar. Yani öyle hastalarla ilgi alaka hususunda, hatta hastalar biraz şey yaptığında bu sefer kızıp bağırmaya çalışıyor. Yani, özellikle sahipsiz olanlara, işte tamam geleceğiz siz yapın. Mesela bizim hastanın başından geçen bir şey söyleyeyim. Ameliyat sonrası işte defekasyon için yani bağırsakların boşaltılması olmadı. Böyle bir gün, iki gün falan geçti, iki gün, üç gün falan geçti. En son lavman yapılması lazım. Bunu hasta yakınına yaptırtmaya çalışıyor. Refakatçiye yaptırtmaya çalışıyor hemşire. Kabul etmeyince de hemşire kendini sinirlendiriyor. Yani bu hastane yönetimi bunlara personeli bu hususta bilgilendirmeli, hatta denetlemeli. Yani bunlar da çok zor şeyler değil. Çok zor şeyler değil. Yani her hasta taburcu edildiği zaman ona mesela bir form hazırlansa, yattığı esnadaki personelle ilgili, personelin tutumuyla ilgili bir anket yaptırılsa, isim onlara karşı kötü davrananların isimlerini tespit edebilmek için de personellerin yaka kimlik kartı takmaları söylense, yani bu tür sorunlar ortadan kalkar. Yani gerekli muameleyi yapmayanları da gerekli ceza işlemi gördükleri zaman artık bu sorun ortadan kalkar yani. Bu şekilde yapsalar bu iş yürür yani.